Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, programımıza başlamadan önce yine Cenab-ı Allah'ın Mülk Suresinin ilk ayetiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. Sadakallahul azim. Değerli arkadaşlar, 1096 nolu hadis-i şerifte kalmıştık. Bir baba, bismillahirrahmanirrahim, bir baba çocuğuna güzel bir edep vermekten daha iyi bir şey veremez. Bu hadis-i şerifte Hakim'de yer almakta. 1097 nolu hadis-i şerifte de Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ve ölü insanlar gibidir. Bu hadis-i şerif Buhari Müslim Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet etmiş. 1098 nolu hadis-i şerifte de hayırlı işleri insanlara öğretip kendini unutan alim, insanlara ışık verip kendisini yakan lamba gibidir. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Teberani Cündep radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1099 nolu hadis-i şerifte de yanımda olan hayırdan hiçbir şeyi sizden esirgemiyorum. İffetli olmak isteyeni Allah iffetli kılar. Zenginlik talep edeni Allah zengin eder. Kim sabır etmeye azmederse Allah ona sabır verir. Ve hiçbir kimseye sabrından daha iyi bir hayır, meziyet verilmiş değildir. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari Müslim ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayetle. 1100 nolu hadis-i şerifte de adamın biri yolun üzerinde bulunan bir ağaç dalının yanından geçerken dedi ki, Allah'a yemin ederim ki Müslüman yolculara eziyet vermemesi için bu dalı kesip yoldan uzaklaştıracağım. O işi yaptığı için cennete kondu. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifimizde Müslim'de yer almakta. 1001/1'de de hayır yollarını öğretene denizdeki balıklar dahil her şey istiğfar eder. Bu hadis-i şerifte Cabir radıyallahu anh'tan rivayetle. 1001/2'de ise Kur'an'ı okuyan bir müminin kokusu ve tadı güzel olan ağaç kavunu gibidir. Kokusu hoş, tadı hoştur. Kur'an okumayan Müslümanın durumu kokusuz fakat tadı güzel olan hurma gibidir. Kur'an okumayan Müslümanın durumu kokusuz fakat tadı güzel olan bir hurma gibidir. Kur'an'ı okuyan münafığın hali reyhane çiçeği gibidir. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil kavunu gibidir. Ne tadı var, ne kokusu. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Buhari Müslim Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1002 nolu hadis-i şerifte de iyi ahlak 10 şeydir. Bunlar insanda bulunur fakat çoğunluğunda bulunmaz. Çoğunlukla bulunur. Babada bulunmaz, kölede bulunur, efendisinde bulunmaz. Cenab-ı Allah bunları saadetini istediği kimselere taksim etmiştir. Şunlardır: doğru söz söylemek, muharebede sebat etmek, dilenciye sadaka vermek, yapılan iyiliklerin karşılığını vermek, emaneti muhafaza edip aynı zamanda sahibine teslim etmek, akrabaya iyilik ve ziyaret etmek, komşunun hak ve hukukuna riayet etmek, arkadaşının hatırını sayıp hukukunu muhafaza etmek, misafire iyi muamele edip hürmet etmek, fakat bunların başı da hayadır. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Hakim Enes radıyallahu anh'ten rivayetle 1103 nolu hadis-i şerifte de İncil'de yazılıdır ki nasıl çalışsan o şekilde karşılığını bulursun ve tarttığın ölçüyle tartılırsın. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte de Deylemi Fadale İbni Ubeyd radıyallahu anh'ten rivayetle 1104 nolu hadis-i şerifte de 1104 nolu hadiste de Tevrat'ta şöyle yazılıdır: kimin kızı 12 yaşına girdiği halde
onu evlendirmezse, bu arada hiçbir günah işlerse, işlediği günah kadar babasına yazılır. Beyhaki Enes radıyallahu anh'ten rivayetle 1105 nolu hadis-i şerifte de Tevrat'ta yazılıdır ki, ömrünün uzun olması, rızkının çoğalmasını isteyen kimse akrabalarına iyilik etsin. Hakim İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayetle 1106 nolu hadiste de bir din kardeşin kardeşiyle konuştuğu zaman diğer kardeşinin susması insanlık icabatındandır. Yine bir din kardeşinin ayakkabısının bağı koptuğunda direğinin onu beklemesi, diğerinin onu beklemesi yolculuğunun güzel adabındandır. Bu hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmekte. 1107 nolu hadiste de kişinin camiye uğrayıp da iki rekat namaz kılması, yalnız tanıdığına selam vermesi, yaşı küçük olanın kendisinden büyüğünün işine ihtiyacı için gönderilmesi kıyamet alametlerindendir. Değerli arkadaşlar, kılınmaması. Yani bir kişi bir camiye uğrayıp iki rekat namaz kılmıyorsa ve yalnız tanıdığına selam vermesi, yaşı küçük olanın kendisinden büyüğünü de işine ihtiyacı için göndermesi kıyametin alametlerindendir. Yani her camiye girişte değerli arkadaşlar Tahiyyat-ı Mescid diye bir namaz vardır ismi. İsmi Tahiyyat-ı Mescid. Yani camiye girdiği vakit oturmadan önce kılınan iki rekat sünnettir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde de bunu yapmamamız durumunda kıyamet alametlerinden olduğunu bize burada bildirmektedir. Değerli arkadaşlar. 1108 nolu hadis-i şerifte de her kim Medine ahalisine eza ve cefa ederse Allah da ona eza eder. Ve Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti onun üzerine olur. Ne nafile ne farz namazı kabul olunur. Bu hadis-i şerifte Teberani radıyallahu anh'ten rivayetle Teberani'de geçmekte değerli arkadaşlar. Bu hadislerin kaynağını da ben okuyorum değerli arkadaşlar. Yani onları da bilgilendirme için iyi. 1109 nolu hadis-i şerifte de kim hakimlik diler de bu hususta şefaatçiler ararsa, kendi nefsiyle baş başa bırakılır, yardım görmez. Kim de cebredilirse, böylece hakim yapılırsa, Cenab-ı Allah onun hatasını doğrultacak iki melek gönderir. Değerli arkadaşlar, bu hadiste Tirmizi Enes radıyallahu anh'ten rivayetle. 1110 nolu hadiste de bir musibete düçar olup da sabreden, kendisine verilen nimete karşı şükür eden, zulmedince zulmedeni affeden, kendisi zulmettiğinde Allah'tan af dileyen kimseler için emniyet vardır. Ve hidayette olanlar da bunlardır. Bu hadis-i şerifte Beyhaki Sahber'e radıyallahu anh'ten rivayetle. 1111 nolu hadis-i şerifte de Müslümanlar arasında hakimlik yapmak ve hüküm vermekle kim imtihan edilirse o hısımla arasında başkasında işaretinde oturacak yer ve makam hususunda herkese eşit muamele etsin. Bu hadiste Dera Kutni'de yer almakta. 1112 nolu hadis-i şerifte de şeriatın güzel gördüğü şeyleri kim size getirirse ona iyilikle mukabele ediniz. Şayet mukabele edecek bir şeyiniz yoksa onun için hayır dua ediniz. Değerli arkadaşlar, bu hadiste Teberani Hakim bin Ümeyre radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1113 nolu hadis-i şerifte de her kim Allah'ın kitabı olan Kur'an'a sarılıp ona tabi olursa kendisini sapıklıktan hidayete ulaştırır ve kıyamet gününde kötü hesaptan korur. Teberani İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet etmekte hadis-i şerifin kaynağı. 1114 nolu hadis-i şerifte de kim Allah'tan korkarsa, emirlerine bağlanıp yasaklarından sakınırsa, din
ve bedenine kuvvetli yaşar, memleketinde düşmanlarından emin olarak gezer. Çünkü Allah'ın dostudur ve onun himayesindedir. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym Ali radıyallahu anh'ten rivayetle. 1115 numaralı hadis-i şerifte de Allah kimin eline bir Müslümanın kurtuluşu için imkan verirse Allah ondan dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir. Bu hadis-i şerifte Hatip Hasan bin Ali radıyallahu anh'ten rivayet etmekte. 1116 numaralı hadis-i şerifte de kim dört şeyden sakınırsa cennete girer. Haksız yere kan döküp adam öldürmekten, müsaadesi olmadan başkasının malına el sürmekten, zinadan ve insanı sarhoş eden haram içkiden ve devam ediyor nokta nokta diye değerli arkadaşlar. Bu hadiste bezzarda yer almakta. Yani dört şeyden sakınırsa cennete girer diyor. Haksız yere kan döküp adam öldürmekten sakınırsa, müsaadesi olmadan başkasının malına el sürmekten sakınırsa, zinadan sakınırsa ve insanı sarhoş eden haram içkiden sakınırsa, bu dört şeyden sakındığı müddet sakınırsa cennete girer değerli arkadaşlar. Bu hadiste bezarda yer almakta. 1117 olan hadis-i şerifte de her kim sevdiğini Allah rızası için sever, buz ettiğini yani nefret ettiğine de Allah'ın rızasını gözeterek buğz eder, verdiği şeyi Allah rızası için verir ve aynı zamanda vermediğini de Allah rızası için vermezse hakiki, kamil imana sahip olmuştur. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Ebu Davud, Ebi Umame radıyallahu anh'tan rivayetle. 1118 olan hadis-i şerifte de her kim rızkının genişlemesini, ömrünün uzatılmasını isterse akrabalarına gereken ziyareti, iyiliği yapsın. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. Yani her kim rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını isterse akrabalarına gereken ziyaret ve iyiliği yapsın değerli arkadaşlar. Bu hadiste Buhari'de yer almakta. 1119 nolu hadis-i şerifte de dünyasını seven kimse ahiretine zarar verir. Dünyasını seven kimse ahiretine zarar verir. Ve ahiretini seven dünyasına zarar verir. O halde siz ebedi olan ahiret hayatını, fani olan dünya hayatına tercih edin. Tercih ediniz ki karlı çıkasınız. Evet arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Hakim Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. 1120 olan hadis-i şerifte de insanların kendisine kıyam edip ayakta beklemesini seven cehennemdeki oturacağı yeri hazırlasın. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmed Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1121 nolu hadis-i şerifte de her kim sahipsiz dağda bayırda bir yeri taşını çalısını temizleyip ihya ederse oraya sahip olmaya daha müstahaktır. Oraya sahip olmaya daha müstahaktır. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. Her kim 1122 nolu hadis-i şerifte de her kim babasına kabrinde de iyilik etmek istiyorsa babası öldükten sonra geride kalan ahbaplarına iyilik etsin. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Ebu Yala İbni Ömer radıyallahu'tan rivayetli. Allah babası ölmüşlerin hepsine de rahmet etsin değerli arkadaşlar. Benim babam da vefat ettiği için Allah ona da rahmet etsin. Ve bu hadise de ben özellikle uyguluyorum değerli arkadaşlar. Babamın eşi, dostu ya da bir arkadaşı gördüğüm zaman onlara çok ikramda ya da hürmette bulunurum değerli arkadaşlar. Yani onları gördüğüm zaman babamı görmüş gibiyim. Dolayısıyla de Allah Resulü de buna işaret etmiş. Yani geride kalan ahbaplarına iyilik ettiği vakit sanki kabirde de ona iyilik ediyorsun değerli arkadaşlar. Yani kabirde her kim babasının kabirinde bir iyilik etmek istiyorsa ne yapacak? Babası öldükten sonra geride kalan ahbaplarına yani dostlarına, arkadaşlarına iyilik etsin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Yala İbni Ömer radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet ve merhamet etsin. Amin. 1123 nolu hadis-i şerifte de her kim
kıyamet gününde amel defterinin kendisini sevdirmesini istiyorsan, bu dünyada o deftere kaydolmak üzere istihbarı çok yapsın. Bu hadis-i şerifte Beyhaki Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayetle 1124 olan hadis-i şerifte de her kim Müslümanlara yiyecek maddelerine ihtikar yani kara borsacılık ederse Allah cezası olarak bedenine cüzzam hastalığını ve malına iflas belasını verir. Evet arkadaşlar, bu hadiste İmam-ı Ahmet'te yer almakta. 1125 konu hadis-i şerifte de kim yetim olan erkek veya kız çocuğuna iyilik yaparsa ben ve o mübarek iki parmağını işaret ederek, şu şekilde iki parmağını işaret ederek cennette şu ikisi gibiyiz, birbirimize yakınız değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Hakim Enes radıyallahu anh'ten rivayetle kim yetim olan erkek veya kız çocuğuna iyilik yaparsa ben ve o mübarek iki parmağını işaret ederek cennette şu ikisi gibiyiz, birbirimize yakınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifte Hakim Enes radıyallahu anh'ten rivayetle bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yetim olarak büyümüş değerli arkadaşlar. Yetim olarak büyüdüğü için de yetimlere daha çok merhamet edilmesini istiyor değerli arkadaşlar. 1126 nolu hadis-i şerifte de her kim kendisiyle Allah arasında hukuka riayet ederse Allah onu insanların eziyet ve fenalığından korur. Kim gizli hallerinde iyi olur, dürüst davranırsa Allah da onun insanlar arasında aşikar hallerini ıslah eder. Bu hadis-i şerif değerli arkadaşlar Hakim İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan rivayetine. 1127 olan hadis-i şerifte de her kim benim sünnetimi yaparsa, izimden yürürse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Sencerî Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmiş. 1128 olan hadis-i şerifte de her kim yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yaparsa değerli arkadaşlar onu sevmiş olur. Her kim insanlardan eda etmek gayesiyle borç mal para alırsa Allah ödeme hususunda yardım ederek ona ödetirir ve ödememek maksadıyla alırsa Allah onun malını telef eder. Bu hadis-i şerifte Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1129 nolu hadis-i şerifte de her kim camide mevcut çöp vesaire eza veren şeyi çıkarırsa Allah onun için cennette bir ev bina eder. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte İbn-i Mace Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 139 nolu sayfaya geldik değerli arkadaşlar. Yani kitabımızdan çok şükür 1130 tane hadis şu ana kadar okuduk size değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız videolarımızı beğenmiyorlar ya da bakıyorlar, dislike atıyorlar ya da işte kötü yorumlamıyorlar. Değerli arkadaşlar, hatibin sözüne karışılmaz. Hatip ne derse o. Yani arada karışıp da bu ne diyor. Siz benim okuduklarıma odaklanın değerli arkadaşlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri burada size biz okuyoruz. Ve onları sizin için okuyoruz. Biz kendimiz için öncelikle okuyoruz. Ve sizin için de internet ortamına aktarıyoruz. Yani bunları, bu kitapları bugün alamayan insanlar var. Ya da hayatında bir iki tane hadis-i şerif duymayan insanlar var. Yani bunlara odaklanmak gerekiyor. Yani kaldı ki benim şeklime şemalime zaten kimsenin hayran olmasına da gerek yok. Şu iki dudak arasında çıkan sözlere bakılması gerekiyor. Bu sözler, bu dil eğer Allah ve Resulü'nün sünnetini ve sözlerini aktarıyorsa bunlar saygı duyulması gereken şeyler değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da böyle de argo konuşan arkadaşlara zaten ben direkt onları da banlıyorum. Yani kendilerine kıymet biçmeyen insanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti kendilerine ne fayda verecek yani? Yani kişi kendisine ilk önce saygı gösterecek, sonra karşısındakine. Dolayısıyla da biz burada bir şey emek veriyorsak bu emeğe karşı bir saygı duyulması gerekiyor.
beğenilir veya beğenilmez o ayrı bir mesele. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflere paha biçilmez değerdedir. Dolayısıyla bunları dinlemek insana sevap kazandırır ve belki de amel edilir ve daha önce duymamış olduğu bir şeyi duyar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da ve peygamberinden haberdar olur. Yani kendisi Allah Resulüne inanıyorsa iki tane hadis bilmesi gerekiyor ya da beş tane hadis bilmesi gerekiyor ya da on tane duyması gerekiyor. Ve kaynaklarıyla birlikte değerli arkadaşlar, kaynaksız bizim sayfamızda, İslamotnif sayfamızda kesinlikle ve kesinlikle kaynaksız bir tane bile hadis-i şerif okunmuyor. Okumayız da arkadaşlar. Hepsinin birebir kaynağıyla birlikte size yorum, bazen yorum dediğim arkadaşlar, yani biraz kendimizden de konuşmamız oluyor yani. Bir anlatım tarzımız oluyor. Yani herkesin bir üslubu var değerli arkadaşlar. Bizim üslubumuz da bu. Bizim bakış açımız da bu. Yani bunu beğenen arkadaşlar beğenir, beğenmeyen arkadaşlar da yani Allah Resulü'nü beğenmez. Yani beni değil değerli arkadaşlar. Zaten ben oraya kendimi koyup da beni beğenin de demiyorum yani. Ya da beğeni içinde koymuyoruz yani. Baktım mesela internette hemen herkes bir şeylerden konuşuyor. Biz de dedi ki farkındalık yaratmak için biz de günde yarım saatimizi Allah Resulü'nün sünnetlerine nelerdir, neler söylemiş ve neler yapmışlar, bunları kaynaklarıyla birlikte biz de farkındalık yaratmak için bunları internet ortamına aktarıyoruz değerli arkadaşlar. Allah hepsini de aktarmayı da nasip etsin. Bir amacımız da bu. Yoksa bizim herhangi bir menfaatimiz de yok değerli arkadaşlar. Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerini internet vasıtasıyla size aktarmaktan bizim cebimize herhangi bir para da gitmiyor ve ihtiyacımız da yok değerli arkadaşlar. Çok şükür. Yani bizim bu vasıtayla paradan, kuldan da gözümüz de yok yani. Yani bu işi internette para için yapıyorsunuz diyenlere de buradan bir cevap olsun. Bizim paraya ihtiyacımız yok değerli arkadaşlar. Çok şükür. Gücümüz yettiği kadar, yani ben gidip dağda odun toplasam ve odunu getirip şehirde satsam benim için daha kârlıdır arkadaşlar. Daha sevaplıdır. Yani en azından kimseye de minnet etmiş olmam. Ama bu hadisler hepimiz için değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da yani beğenmeyen arkadaşlara ben söylüyorum ve böyle yani kendini bilmezce yorum yapan insanlara buradan zaten bu videoda onlara cevap olsun. 1130 numaralı hadiste de beğenseniz de beğenmeseniz de değerli arkadaşlar, biz bunu, bizim bir amacımız var yani. Bu amacımız bu hadis-i şeriflerin hepsini internet ortamına aktarıp internet ortamında mevcut hale getirmek değerli arkadaşlar. Bizim amacımız bu. Dileyen beğenir, dileyen beğenmez, dileyen dinler, dileyen dinlemez, dileyen bakar geçer. Yani bunlar kişinin şeyleri. Biz ne kadar saygı duyuyorsak karşımızdakine, karşıdaki de bize o oranda saygı duyması gerekiyor değerli arkadaşlar. 1130 numaralı hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar, her kim yanında diğer bir mümine zulüm ve hakaret edilir de ona yardım etmeye gücü yettiği halde yardım etmezse Cenab-ı Allah onu kıyamet gününde şahitler huzurunda rezil eder. Yani bir mümin, bir Müslümana zulüm ve hakaret edildiğinde bir kişi ne yapması gerekiyor? Ona gücü yettiği halde, yani yardım etmezse Cenab-ı Allah onu kıyamet gününde şahitler huzurunda zelil eder. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar İmam Ahmed Sen bin Hanif radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Bunu da dile getirmek istiyorum değerli izleyenlerimiz. Videolarımızda sık sık değerli arkadaşlar diye bir hitabımız oluyor. Bu hitabı da beğenmeyen arkadaşlar var. Yani ben onlara da buradan yine cevap vermek istiyorum. Bu hadisleri okuduğumuzda karşımızda birisi varmış gibi şeklinde konuşuyoruz. Yani hitap şeklimiz bu. Üslubumuz bu değerli arkadaşlar. Yani internet ortamında, özellikle YouTube'da bir gelenek gibi bu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da biz de bu geleneğe uyuyoruz değerli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Yani çok tekrarında da yani sıkılmamak gerekiyor. En azından da yani yerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani boş yere, durduk yere de bu kelimeyi de kullanmıyoruz. Kullanmayız da. 1131 numaralı hadis-i şerifte de karşılığını Allah'tan bekleyerek her kim 7 sene müezzinlik ederse Allah ona cehennemden berat, kurtuluş ilamı yazar.
Bu hadis-i şerifte Tirmizi İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1132 nolu hadis-i şerifte de her kim sevinip gülerek günah işlerse kıyamet gününde kıyamete ağlayarak girecektir. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym'de yer almakta. Bir önceki hadiste Tirmizi İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1133 nolu hadis-i şerifte de her kim Allah'ın nezdinde mükafatının miktarını bilmek isterse Allah için yaptıklarına baksın. Değerli arkadaşlar, biz de bunu Allah için yapıyoruz. Dolayısıyla da bu hadis-i şerifte de yani Allah'ın nezdindeki mükafatının miktarını bilmek istiyorsa Allah için yaptıklarına baksın. Yani ne yapıyor? Allah nezdindeki değeri nedir? Yaptıkları onun bir göstergesidir değerli arkadaşlar. Bu hadiste Enes radıyallahu anh'ta rivayet edilmekte. 1134 nolu hadis-i şerifte de her kim bir iş yapmak isterse de o iş hakkında bir Müslümana danışırsa Allah onu işlerin en doğrusuna muvaffak kılar. Bu hadiste Teberani İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle. Bir önceki hadislerimize de değerli arkadaşlar hatırlayacağınız gibi istişare değerli arkadaşlar. Yani istişare birbirine danışmak değerli arkadaşlar. Bir hususunda bir Müslüman kardeşine danışırsa Allah onun işlerine en doğrusuna muvaffak kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize bir defa daha burada tekrarlattırıyor. 1135 nolu hadis-i şerifte de her kim ana babasının rızasını kazanırsa Allah'ın rızasını kazanmış olur. Yine her kim ana babasına asi olup onları kızdırırsa Allah-u Teala'yı gazaplandırmış olur. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Buhari Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmekte. 1136 nolu hadis-i şerifte de her kim ilmini arttırıp dünyada züht ve takvasını arttırmazsa ancak Allah'ın rahmetinden uzaklığını artırır. Bu hadis-i şerifte Deylemi Ali radıyallahu anh'tan rivayet de. 1137 nolu hadiste de şiddetli soğuklarda abdestini tam olarak alan için iki kat sevap vardır. Teberani Ali radıyallahu anh'tan rivayet de. 1138 nolu hadis-i şerifte de her kim gömleğini yenileyip giyer de başını sokup boynuna vardığında Allah'a hamdü sana olsun ki ahiret mahalimi örtecek şeyi hayatımda güzelleşeceğim elbiseyi bana giydirdi der de sonra eskitip çıkarmış olduğu elbiseyi sadaka olarak vermeyi kast ederse o kul sağ iken de ölüyken de Allah'ın hıfzu himayesinde ve rahmeti yakınındadır. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte İmam Ahmed de yer almakta. Yani yeni bir şey aldığı zaman ya da yeni bir gömlek aldığı zaman ona Allah'a hamd ederse ve avret mahalimi örteceği şeyi hayatımda güzelleşeceğim elbiseyi bana giydirdi derse ve giydirdikten sonra onu eskitip çıkarmış olduğu elbiseyi de sadaka olarak verirse ve bunu kast ederse arkadaşlar, niyet ederse yani, her şey niyete bağlı, ameller niyete bağlı yani arkadaşlar. O kul sağ iken de, ölüyken de Allah'ın huzur himayesine rahmeti yakınındadır. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmed'de yer almakta. 1139 nolu hadis-i şerifte de her kim çıplak bir din kardeşini elbisesini bir tarafıyla yani bir tanesiyle örtmeye muktedirse hemen yapsın, verip örtsün. Deylemi Cabir radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1140 nolu hadis-i şerifte de sizden her kim dinini, iffet ve namusunu malıyla koruma muktedirse yapsın, korusun. Bu hadis-i şerifte hakimler yer almakta. Yani sizden birisi dinini, iffet ve namusunu malıyla korumaya muktedirse bunu yapsın değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte hakimler yer almakta. Son bir hadis okuyup videomuzu kapatacağım değerli arkadaşlar. Yani programımız bitiyor. 1141 nolu hadis-i şerifte de sizden din kardeşine menfaat vermeye muktedir olan bir kimse ona menfaat yapsın. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Çok şükür Cami-i Sahir kitabımızdan 140 nolu sayfaya geldik. Ve 1142 tane hadis-i şerif okuduk değerli arkadaşlar. İnternet ortamına aktardık. Allah bunların sevabını hepimize yazsın değerli arkadaşlar. Dinleyenlere de yazsın, likeleyenlere de yazsın, okuyanlara, bilenlere de yazsın değerli arkadaşlar. Ve cümleten hepimize de hayırlı akşamlar.